İlgili madem konuyu açtınız. Yaz geliyor, herkes başlamak istiyor. Biraz önce diyetisyenimiz vardı. O da diyor ki bitkilerden, sebzelerden yararlanın diyor. Şimdi şöyle, insan vücudunda hormon dengeleri bozulmuşsa, midesinde gastrit, ülser, bağırsağında mantar varsa zayıflayamaz. Ben de öyle bir önce şey mide bağırsak tedavi iyileşmesi gerekir. Ondan sonra zayıflayabilir. Dünyada zayıflamak için birçok ürün var. Bunların en önemlileri şunlar. Konca, Çin, Japonya, Kore'de sebze olarak tüketilir. Böyle bal kabağı büyüklüğünde soğan gibi yerde yetişen bir kök. Soğangillerden. Bunu soyuyorlar mesela Japonlar, Koreliler, Çinliler. Onların hepsi zaten zayıf. Mantı makarna yapıyorlar. İyice yıkamak gerekir. Yoksa çok su toplar. Onu kurutuyorlar. Yani biz de nasıl makarna, spagetti yapıyoruz. Undan, onlar da koncadan spagetti yapıp yiyorlar. Hiçbir yan etkisi yok. Şimdi bunun kurutulduktan sonra toz ekstraktı %60 oranında glukomanan denen bir polizakarit içerir. Bu polizakarit ne işe yarıyor? Glukomanan 1 gramı 1 su bardağı dolusu suyu emiyor. Evet. 1 su bardağı 1 gram 1 su bardağı dolusu suyu emiyor. Emerse ne olur? Bağırsaklarda ve midede puding gibi ince bir tabaka oluşuyor. Stretch folye gibi. Mideyi ve bağırsakları böyle yayılıyor. Bağırsakların glikoz emilimini engelliyor. Glikoz azalırsa ne olur? Şeker. Yani arabanın diyelim ki gidiyorsunuz benzin bitti. Ne oldu? Yolda kalmamak için gaza çeviriyorsunuz. Bünyemizde şeker bitti. Glikoz ne yapıyor? Yağı şekere dönüştürmeye başlıyor harcı. Depolu, depoda hazır depolanan yağları kullanmaya başlıyor. Bünyemiz depolanmış yağları kolay kolay kullanmaz. Zahmetli bir iş. Onu şekeri tekrar şekere dönüştürecek vesaire. Onu uğraşmıyor. Hazır şekeri kullanmaya çalışıyor. Evet. Ama konca aldığın zaman, kullandığın zaman bağırsakları böyle streç folye gibi sardığında peki, glikoz emilemiyor. Nasıl şimdi konjaya sahip olacağız? Sizden. Evet, çok mükemmel bir formül geliştirdik biz. Konca, Garcinia. İki tane formülümüz var bizim. Garcinia'yı duydum. Garcinia. Yağ Garcinia, yakıcı özelliği var galiba. Garcinia da zayıflatıcı. Evet, Garcinia, yağ yakıcı özelliği de varmış. Evet. Yemekten 15-20 dakika önce alınırsa Garcinia farklı bir özelliği. Konca'dan farklı. Özelliği şu. Bu turunçgillerden bir meyve. Aslında hiçbir meyve zayıflatmaz. Kim bazıları çıkıyor mesela televizyon diyor ki Afrika mangosu zayıflatır. Altın çilek zayıflatır. Akai biberi zayıflatır. Daha çok kilo aldılar altın çilek yemekten. Ama glikoz içeren meyveler zayıflatmaz. Şeker. Turunçgiller zayıflatır. Limon gibi turunçgiller. Evet, turunçgiller. Sitrik asit içeren meyveler zayıflatır. Turunçgiller zayıflatır. Diğer meyveler glikoz, fruktoz içeren meyveler Afrika mangosu dediler. Ne oldu? Millet verdi parayı. Ne oldu? Kim zayıfladı? Bir gram zayıflayan kişi oldu mu? Ama Amerika'da Mehmet Öz sağ olsun milyarder oldu. Şimdi 6 ayda bir Amerika'dan Mehmet Öz bir salgın hastalık yayıyor dünyaya. Diyor ki akai biberiyle zayıflarsınız. Tabii önce bir altyapısını hazırlıyor. Arkasında ekibi var. Millet akai alıyor akai biberi kullanıyor. Hiçbir şey yok. Tık yok. Bu furya bitmeden ahududu biberi başlıyor. Raspberry. Millet alıyor, kullanıyor. Veriler sırayla geçiyor elden. Tabii. Evet. Şimdi millet koşuyorlar, alıyorlar, kullanıyorlar. Gram zayıflayan yok. Afrika mangosu furyası başlıyor. Bana geldi vatandaş diyor ki, doktor, ya şu furya başlamışken biz de üretelim. Ya. Biz de zengin olalım, biz de para kazanalım. Dedim ki, fruktoz, şeker bu, zayıflatmaz. Olsun. Herkes para kazanıyor. Maksat para kazanmak mı değil mi? Dedim para işi. Maksat tabii ki para kazanmak. İnsan sağlığı. Değil. İnsan sağlığı yani. Önemli. Birisi bana yarın bir küfür ederse, hakaret ederse benim biter. Olmaz. O zaman bana fason üret. Size ben... kötü bir söz söylemesi de önemli değil hocam. Yani o şeylerle çok ölenler oldu. Ha, yani şimdi bunlar meyve zayıflatmaz ama içine kimya katıyorlar. Sibutramin denen tabii, madde kimya. Katılıyor. Evet. Ne yapıyor sibutramin? Sırt çantasıyla hafif tempoyla koşuyormuşsunuz gibi
kalp ritmini bozuyor. Çarpıntı yapıyor. Çarpıntı yapıyor. Ellerde, ayaklarda halsizlik yapıyor. Bunları ben çok daha önce konuk almıştım. Onlarla ilgili görüşmüştük doktorlarımızla. Onlar da çok... Ölümlere sebep oluyor. Yani ölümlere sebep oldu zaten. Ondan sonra da bakanlık hepsini toplattı bir güzel. Amerika'da, Türkiye'de evet yasaklandı. Evet, toplattı ama şu an çok güzel oldu. Hiç gerçekten insan sağlığı... Güzel oldu da şimdi bir yeşil kahve çıktı. Yeni bir moda, salgın hastalık yayıldı. Yine Amerika'dan dünyaya. Yeşil kahve zayıflatır mı? Ben size soruyorum. Ben bilmem ne zayıflatır. Bilsem kendimi zayıflatacağım. Dünyada iki konca zayıflatır. Çin, Japon, Kore'de kullanılan evet. Ve hiçbir yan etkisi yok. Toprakta sebze. Yetişen bir sebze. Sebze. Evet. Yani kök. Soğan kökü gibi kök. Soğangillerden. Evet. Yani insan boyunda bir lale gibi çiçeği var. Turunçgiller zayıflatır dedik. Konca zayıflatır. Turunçgillerden garsinya zayıflatır. Çünkü limonun içermiş olduğu sitrik asitten 10 kat daha fazla asit içerir. Ama bu tabii limon asidi, zararlı bir asit değil. Bazıları asit deyince o tehlikeli bir şey zannediyorlar. Elmada malik asit var, limonda sitrik asit var. Evet. Her meyvede başka asit var. Birçok asit var. Meyve asidi zararlı bir şey değil. Asit deyince bazıları o tehlikeliymiş zannediyorlar. Tehlikeli asit var. Gazlı içeceklerde meyve asidi var. Evet. Karışıyordur o. Evet. Garsinya yani turunçgillerden mandalina büyüklüğünde bal kabağı şeklinde olan bu meyve %60'a varan oranda hidroksistrik asit içerir. Yani limon asidinden biraz daha farklı ve daha etkili. Bu yemiş olduğumuz besinler, karbonhidrat içeren her şey normal olarak bünyemizde ne yapıyor? Yağa dönüştürerek depoluyor. Kanda 2-3 gram şeker olur, fazla olmaz. Gerisini depolanır. Evet. Yağa dönüştürerek depoluyor, ileride harcamak için. İşte bu dönüşümü sağlayan bir enzim var. Asetil koenzim. Garsinyanın içindeki bu etken madde ne yapıyor? Bu enzime dönüşmeyi engelliyor. Enzimi frenliyor. Böylece hazır şeker tüketiliyor ve yağ dönüşmüyor. Bu sefer yağlar harcanmaya başlıyor. Enerji. Evet. Bünyemizin enerjiye ihtiyacı var. Enerji ya yağdan veya şekerden elde edilir. Eğer ki şeker yoksa yağlar yakılarak, şekere dönüştürülerek harcanır. Böylece ne oluyor? Şekere dönüşmüyor. Garsinyanın bu özelliği var. Yemekten 15 gün. Yani zayıflatıcı ürünler bellidir. Garsinya. Bitkiler. Konca. Evet. Lahana. Lahana. Evet. Lahana zayıflatır. Doğal zayıflatıcı. Hiçbir yan etkisi. Ha bir yan etkisi var onun. Şöyle bir yan etkisi var. Lahananın birleşiminde vitaminler, mineraller, enzimler var. Bir. Mideyi iyileştirir. Gastriti, ülsere iyi gelir. Bununla ilgili... Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde klinik araştırması yapılmış, belgelenmiştir. Yani mide rahatsızlarına iyi geldiği evet. Belgelenmiştir. Fakat lahananın birleşiminde çok az miktarda tiyosiyanat var. Kişi uzun süre lahana suyu içerse zayıflar ama guatra sebep olabilir. Guatra sebep olur. Bu nedenle bu... uzun süre kullanmak riziko.